Arkadaşlar merhabalar. Happy Valley Hong Kong çalışmaları bitti. Bunu da çalışmasını yapıp yayınlayacağız. Handikap koşular, hepsi handikap koşu ve zor yarışlardır. Devamlı bahsedelim. Dün Fransa'nın ikinci yarışı için aynı şeyleri söylemiştim. Zor yarışlar, dikkat edin demiştim. Devredebilir demiştim hatta ki. Devretmedi ama güzel de ikramiye verdi. Favori plase atların gelmesine rağmen verdi. O yüzden dikkat edin arkadaşlar. Yabancı yarışlar, ülkemizdeki yarışlar olmayınca bunlara kalıyoruz. Keyfini çıkarın ufak rakamlarla. Şansınızı deneyin. Başka bir yapacağımız bir şey yok. Yani ben de çok bildiğinden değil yani. Samimi söylüyorum. Burada benim direkt favori atım kalite puanıyla 60 kilosuyla 2 nolu at olacaktır arkadaşlar. Kalite puanı yerinde duruyor. Bu handikap yarışlar genelde yeşil bölgeden çıkarıyor. Happy Valley daha önce de çalışmalarını vermiştim biliyorsunuz da. Videolarda var. Orada da oradan da izleyebilirsiniz. Hala duruyorlar. Hani handikap yarışlar ama şartlıya dönüyorlar. Ben de anlamıyorum niye böyle bitiyor bu yarışlar. Enteresan. İki nolu atın kalite puanı yüksek. Totosu iyi. O yüzden önerdim. Aşağıdan kim gelebilir? Burada birkaç tane başarılı jokey var bildiğim kadarıyla da. 11 ve 10 nolu atlar arkadaşlar. Zeppurto'nun bindiği özellikle 10 nolu at. Bu ata rakip olur. Sonra 11 kilo avantajlı olan atlar arkadaşlar bu atlar. Sonra da 12'yi değerlendirmeye almanızı öneririm bu yarışta. 11 ile 12'nin kalite puanı da aynı. Zayıf atlar dediğim gibi grup öyle. Hemen her şeyi çıkartabilir. Tabloya baktığımda AGF tablosuna 7 nolu atı favori gösteriyorlar. 7-8 yukarıda kalmış. Kilo almış olmalı ama almamış. Olabilir bu da. Sonra 2-1 nolu at diye devam ediyor. Hafif kilo atlara pek yer vermiyorlar. Ben önermiş olayım bu hafif kilo atlardan handikap gibi koşulacaksa yarış gelme ihtimali yüksektir. 7 nolu atı neden önerdiklerini de bilmiyorum. Hani yarın AGF'lerde çıkar bu atlar. 7-8 nolu atlar. Yazıp yazmama kararını size bırakırım. Bu iki atında. Benim görebildiğim bu atlar arkadaşlar. Geçiyorum ikinci koşusuna. Bakın gene tekrar handikap. Bu yarışların neden zor olduğunu, Fransa'daki yarışlar gibi neden zor olduğunu anlatıyorum devamlı. Handikap aralığı arkadaşlar. 40-60, 20 handikap var. 10 kilo tekabül ediyor. Atlarda tam aralığı oturtturmuyorlar. Daha doğrusu düşük handikaplı atlar pek yarışa girmeyince şartlıya dönüveriyor yarış. Aralarında kilo farkı Fransa'da 5 kiloydu. 2,5 kiloydu bir yarışta. Toplamda kilo farkıydı. Bu yarışlar zor olur o zaman. Gene burada bir nebze hafif kilolu atlar gözümüze çarpıyor oluyor. Giriyorlar yarışlara. Ama olması gereken de bu zaten. Hafif kilo atların şanslı olması gereken yarışlar olması gerekir. Tekrar bakıyorum. Öncelikle ben kendi çalışmalarımdan çıkan atları sonra da AGF tablosuna bakacağım. Totosuz bir at var. Totosuz atın 52 handikap puanı var. Olduğu gibi kalır. Ne olduğunu bilmiyorum. Burada 1200 metre çim hani kilo avantajını almış at var mı diye bakıyorum. Bakın en altta 12 nolu at. Bu at benim bu yarışta favorim olur arkadaşlar. Bir üçüncülük yapmış. Kıpırdama var. 39 kalite puanında. Yani bu kilo avantajından dolayı öncelikli favori atım olur. Peki yanına at yazar mı? Mutlaka isterler bu. Yani tek bulmak biraz şansa bağlı arkadaşlar bu yarışlarda. Samimi söylüyorum. Tamamen şans. Büyük atlar, kaliteli atların birinin kilo dezavantajı var. Diğerinin totosu iyi değil. Birinin hiç yarışı yok. Ne olduğunu bilmiyorum. Bunlar olmazsa arkadaşlar 12-9 nolu atlar, tabelası, totosu iyi olan atlar, bu atlar devreye girer bu yarışlarda. Bu iki at koşmazsa şayet artık şartlı yarış gibi biter. Yukarıdaki bakın 44-40-42 kalite puanını almış atlar var. 3 ve 8 nolu atlar koşması gereken atlar olurlar benim kanaatim. Şimdi geliyorum ikinci koşu. 6 nolu atı favori veriyorlar. Yazmayı size bırakırım 6 nolu atın. 8 önerdim. 4'e bakıyorum. Ara vermiş kalite puanı. Nokta koyayım. Önermişler. Bir sebebi vardır. Bende yüksek kalitede kaldı. 4 nolu at.
3 nolu atı öneriyorlar. Gönderdim bu atı. Normaldir o gelmesi. 2 kazanç bölgesinin büyük atı. Normaldir. 5 nolu atı öneriyorlar. Ona da bakayım. Bu da 4 gibi. Aynı 4 gibi arkadaşlar. Ganyanlı gelip 4 ve 5 nolu atlar. Sürpriz arayan arkadaşlara önereceğim atlardır. 4 ve 5 nolu atlar. Tekrar 1 ve 12 nolu atlardan yarış bekliyorlar ki. 1'in kilo dezavantajı da var. Gene de büyük at. Hani sürpriz arayan arkadaşlara önereceğim. Uzak ihtimalle olsa at olur. Benim favorim sürpriz çıkacak bakın Ganyanlı. 12 nolu at. Sonra 9 nolu at olur. Sonra da kazanç bölgesinin 2 atı 3 ve 8 nolu atlar. Bu atlardan tek tercih edebilirsiniz. Bu 4 atın dışına 1, 4, 5 nolu kalitede büyük kalmış atlarla çıkabilirler. Hatta bu atların tamamı bile yetmeyebilir handikap yarışı. Bilginiz olsun. Benim gördüğüm bunlar arkadaşlar. Değerlendirmeyi size bırakıyorum. Geçiyorum. Üçüncü koşudayız. Şartlı oldu mu? Kolay gidiyoruz. Şartlılardan biraz daha rahatım ama handikaplarda bu rahatlığı sergileyemiyorum. Bir tahmin vermek işte bu iş vebal işi arkadaşlar böyle bir kolay değil yani. Hani sallamaya kalktığın zaman olmaz. Yanlış. Mutlaka bilgi sahibi olman gerekir ki doğru yönlendirebilesin. Yönlendirebilesin. Kazanç bölgesi azatla çıktı. Düşük kaldılar. Mesafenin 1 metre olması kilo avantajı dezavantajını ortadan nispeten kaldırır. Burada da direkt kazanç bölgesi atlarına gideceğim. Kaliteli atlarıma bakıyorum herhangi bir şey var mı diye. Çıkmadı. Kazanç bölgesini kazanan atı 43 kilo 43 kalite puanıyla 58 kilosuyla 2 nolu at benim bu yarışta favori atımdır arkadaşlar. Plasesi'de 5 nolu attan beklerim. Yine 40 kalite puanını aldı. Bu iki atı öncelikli tutarım. Devam ediyorum. Aşağıda hafif kilolu atlar dediğimiz kilo verme ihtimali olan atlardan 9 nolu atı çok at yazan arkadaşlara öneririm. Ayrıyeten 12 nolu at. Şimdi tekrar tabloya döneceğim. Üçüncü koşudayız. 4 nolu atı favori veriyorlar. Bakın ben 4 nolu ata bir şey diyemem. Totosu yok. Kaliteye handikap puanı 52. Kilo müsait. Yani bir şey diyemem yazmak isteyen arkadaşlara. 6 nolu atı tekrar favori hanesi plasehanesinde gösteriyorlar ki. Vallahi hani bunun yazmasını da size bırakırım. 3 nolu at kazancı yüksek at. Kazanç sıralaması da birinci sırada. Tabelada kalabilecek bir at. Sonra 9. Bizim atlar şimdi gelmeye başladı. 9, 10, 10 nolu atı öneriyorlar. 1, 7, 12. Yanlış yere bakmıyorsam 5 nolu atı hiç önermiyorlar. Enteresan. Neyse, ya tabloya bakarsınız, dilediğiniz atı yazabilirsiniz. Ben gene gördüklerimi söylemek zorundayım bu yarış için. Benim tespit edebildiklerim bunlar. Yazmaya kalktım mı çok at yazacağız olmaz arkadaşlar. Geri kalan diğer atları size bırakayım. Gördüklerim bunlar şahsen. Hani tek olur mu 2 nolu at ona baktım. Valla riski sevenler 2 nolu at üzerinde dursunlar. Yani tek olma ihtimali olabilecek bir safkan. En azından son yarışını kazanmış. Hala kalitesi mevcut bir at. Bu kiloda bu ata engel olmaz 1 metrede. Plasehanesinde yani 2 nolu ata güvenmek isteyenler güvenebilir. Sonuçta handikap yarış diyorum ya her şey olur. En azından bu şekilde bir açıklamam olsun. Dördüncü koşudayız. 1200 metre çim handikap yarış devam ediyor. Bir de tamamen bana bağlı kalmayın. Kendi bilgileriniz de olsun mutlaka. Benim söylediğim atları yazıp geçip beklemek de doğru bir şey değil. Kendi şansınızı kendiniz yaratabilirsiniz. Bu benim konuşmalarım yönlendirme amaçlı olur. Ne olursa ne olur. Onun cevaplarıdır. Ama mutlaka kendinizin bilgisi olsun. İnanın benden daha iyi olacaksınız. Samimi söylüyorum yani.
Burada da gözüme direkt çarpan 67 kalite puanıyla kalmış 3-6 totosu olan 3 nolu at 56 kiloda benim bu yarışta favori atlarımdan biri olur. Devamına bakıyorum şu an. Öncelikle kilo vermiş atlara gidiyorum arkadaşlar. Burada 61 kalite 61 kalite 2 tane atımız var. 4-0-0-4. Bu atlar büyük bir ihtimal kilo verdiler. 9 ve 10 nolu atlardan bahsediyorum. 3 nolu at favorimdir. Bunu göstermiş olayım. 9-10 nolu atlarda bu atların plasesi durumundalar. Kalitede kalmış bir atım var. Totosu iyi değil. Önerirdim çapfetmem. Tekrar devam ediyorum. Totosu iyi olan 11 nolu at 54 kalite puanında. Yani bu atlardan da bir nebze olsun altta ama yazılması gereken bir at olur. Çok at yazmak isteyen arkadaşlara. Tekrar artık kazanç bölgesine doğru gidiyorum. Orada da iki tane atımız var. İkisinin de kilosu ağır arkadaşlar. Bu iki atta kilo almış olmak zorunda. 1 ve 2 nolu atlardan bahsediyorum. Yazmak isteyen arkadaşlara grubun kaliteli atları. 1200 metrede kilo almış atlar. Tabelada kalırlar. Birincilikte zorlanırlar. Boş bulurlarsa ortalığı 1 ve 2 nolu atlar birinci olurlar. Tabloya şimdi geldim. 4. koşu 3 nolu atı favori veriyor ki benim söylediğim atı favori verdi. Buraya bakmadan konuşmuştum. Problem değil. Yarış bekleniyor. Biz de gördük o atı. Biz de bekliyoruz 3 nolu atı. 9-11. Bakın vermişler bunlar da. 9-11 de aynı şekilde bende çıktı. 1 ve 4 diyor. Birin durumunu anlattım. Yazmak isteyen arkadaşlara ganyanlı gelir. Dediğim gibi zorlanır. Tabelada kalırlar. Kazanmamazlık diye bir şey yok. Kesinlikle öyle bir şey söylemiyorum. 4 nolu attan yarış bekliyorlar. Son iki yarış kötü. Ben önermedim yazmak isteyen arkadaşlara. 2 nolu attan bahsettim. 10 nolu atı önerdim. 5 kazanç bölgesinin büyük atlarından yazmak isteyene. Son olarak da 8'i önermişler. 8 nolu atta son 3 yarışı kötü kilo avantajı var. Yazmak isteyen arkadaşlara. Benim önereceğim atlar bunlar olsun. Kazanç bölgesinden at önermedim. Bu da 1 ve 2 nolu atların bu atlar koşmazsa şanslı olabileceklerini söylüyor bana. Gene de dikkat derim arkadaşlar. Gözümüzün önünde bulunsunlar. Geçiyorum burayı da. Yani çok çeşitli veriler var. Elimizdeki verilerle bunlara bir yorum getirmeye çalışıyorum. Sizlerin de vardır mutlaka bir bildiğiniz. O yüzden diyorum tercih yapın, seçim yapın, problem değil. Handikap yarış olduğu için yani her atın gelme şansı var. Totosuna o kadar da bakıp aldanmayalım. Gelir, geleceği zaman bu atlar gelirler arkadaşlar. Gene 3 tane az kalitede kalmış at gözüktü. İşte bu 3 attan bir tane favori dek getirebilirsek tek öneririm. Bu handikap yarışlarda da tek bulmak zor. Öyle bu at gelir, bu at gelmez diye konuşmak gerçekten zor. 1200 metre kilo almış 2 tane atımız var. Gene 1-2 aynı bakın yukarıdaki 1-2 ile aynı mantıktalar. Burada birin bir avantajı var. Kalitede kalmış. Kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bir nolu atın tabelası olması gerekir bu yarışta. Diğer atım tabelasız. Diğer atım 5-8 6 nolu at 62-62. Yani 6 nolu ata bir gösterim yapayım. Kazanma ihtimali olan bir at olarak gözüküyor bende. Hafif kilolu atlarıma bakıyorum. Şimdi tabelasız tabelasız son yarışta. Son iki yarışı berbat berbat 3 yaşında. Eğer bu kilosu düşmüş atlar koşmayacaklarsa iş nereye gidiyor arkadaşlar? Zeburto'nun bindiği bir nolu ata gidiyor. Direkt şanslı at oluyor. Bakın kaliteli atlar, hafif kilolu atlara bakıyorum çıkmıyorlar. O zaman direkt şartlıya dönüyor yarış. Şartlıya döndüğü anda da bir nolu at bunları çok rahat geçer. Kilosuna hiç bakma. Şimdi geliyorum 5. koşunun favorisi bir nolu at Zeburto. Normal ama yani normal. Yani yarışın gidişatı bunu söylüyor ona. 4-12 favori plasanesinde 4 çok ara vermiş. Bir kazanç bölgesinde olabilir. 12 nolu at kilo vermiş. Son yarışı kötü. Nokta koyayım ben de. Kilo avantajı var. Bir verdi bildikleri verdiklerine göre. Sonra 7-8 nolu atları önermişler.
Hani 7 nolu at. Yani yazmak isteyen arkadaşlara önerim olur. 7 nolu at için bir şey diyemem. 8 nolu at. Kaliteyi düşürdü, kiloyu düşürdü. Yazmaya kalktım. Bunlar hep yazılacak atlar. 2, 6. 6 şimdi sürpriz hanesinde. En azından sürpriz hanesinde bir atınız kalsın. Bir direkt favori atındır. Yarış bekleniyor. Ben de bekliyorum. Kazanması gerekir. Böyle bir grupta. Berbat bir grupta diyeyim en azından. Total itibariyle bence. Hafif kilolu atların dezavantajlı olduğu grupta. Koşmaz ise ortalık karışır. İçlerinden 6 plasem duruyor. Yarış koşmasını bekledim. Bir safkan. Olmazsa 12'den bir ihtimal beklerim. Sonra da ben de hepsi çıkar. Karar size bırakıyorum. Geçiyorum arkadaşlar buraya da. Handikap 3 yukarı İngilizler. 1800 metre. Burada kilo farkları çok önemli. 1600'ün üzerine çıktıkları anda kilo vermiş atlar avantaj sağlarlar. Bu yarışlarda onlar için ayarlanır, kurulur. Ağır kilolu atlar geldikleri zaman kızıyorum böyle yarışlarda, diyor mu daha önce de? Hafif kilolu atların haklarını, yemlerini yiyorlar. Ben öyle düşünüyorum. Düşünüyorum şahsen. Kazanç bölgesinde kilo almamış atımız var mı, ona bakacağım. Zor olur tabii ki. 55-55. 8 ve 7 olma atlar. Oraya girmeden önce kalitede kalmış olan atlarımız var mı? Bunların bir kontrolünü yapayım. Beş, beş, iki, sıfır ve altı, altı. Bu arkadaşlar, bu yarış beni zorlayacak durumda ve avantajlı durumda atlar, bu atlar arkadaşlar. Yazmak isteyen arkadaşlara ayrımsız önerimdir bu atların tamamı. İçlerinde hangisi avantajlı? 73 kalite puanıyla, 57 kilosuyla 3 nolu at. Benim gördüğüm. Bakın, diğerleri de hep kalitede kaldı. Koşması beklenen, yarış kazanması, para kazanması beklenen atlar. Sıfatında. 3 nolu at çok güzel durdu ama biraz daha kilo safı olsaydı o zaman da handikap puanı düşerdi. Neyse, bu atlardan bir birincilik beklerim arkadaşlar. Güzel de gelirler. Şimdi hafif kilolu atların totolarını beğenmedim. O yüzden bakıyorum. Sekiz çok düşürmüş. 7 düşürmüş. Kalite puanları düştü. 4 nolu at düştü. 1 nolu at kilo aldı. Dezavantaj bu mesafede. 11 nolu at. 4-7 yapmış. Uzak ihtimalle kilosu müsait olan 11 nolu at da noktasını göstereyim en azından. Görmüş olalım da atlamış olmayayım. Bu atlar, diğer atlardan önereceğim bir safkan çıkmadı, gözüme ilişmedi. Şimdi tabloya tekrar bakacağım. 8 nolu atı favori gösteriyorlar. Kazancı çok, kazanç bölgesinde ikinci sıralamada 8 nolu at. Tabelada kalmasını beklerim. Yazmak isteyen arkadaşlar, yarın favori çıkacak bu at. Kararsız verin. Ben şu an için önermeyeceğim bu atı. 1, 3, 7, 4 şeklinde öneriyorlar ki bir de kilo dezavantajı var, önermem size. Yine favori plasanesinde. 3 nolu at önerdiğim at. 7 nolu at. 8 de aşağı yukarı aynı. Yani 8'i yazarsanız 7'yi de yazmak zorundasınız. Bence. 4 nolu at. O da kazanç bölgesi. Tamam mı? Bakın. Kazanç bölgesinin atlarını saydırmışlar. 8, 1, 3, 7, 4. 8, 1. Sadece 3 nolu at önerdiğim, favori önerdiğim at. Kalitede kalmış dediğim at. Kazanç bölgesinin dışında. Ben direkt atıp olarak önereceğim size. Diğer atlar sürpriz. Söylediğim atların tamamı Ganyan'ın atları arkadaşlar. Bu grup için. Hani favori bekleyen yukarıdaki atları, sürpriz bekleyen de aşağıdaki atları yazlar. Geçer yani. Sanki böyle bir durum var ortada. Karar giren size bırakıyorum burada. Benim gördüğüm, beklentim, bu çizdiğim, yeşile boyadığım atlardan olacaktır. 3 nolu at da iyi bir yarış bekliyorum. Bilginiz olsun. Görsem yarışını, bu 5. liginin nerede yaptığını, hangi
hangi grupta kaç kiloyla bir görsem daha fazla konuşurdum. Yarışında izlersem şayet ile ki ülkemizdeki yarışlarda bunu yapıyorum devamlı. Daha net konuşabiliyorum. Böyle öyle atlarda genelde yarışta olması gereken atlar genelde. Olmadıkları zaman da hiç olmuyorlar, gözükmüyorlar. Son koşuya geldik, 1650 metre çim pist yarışı. En azından buranın da yarışları zevkli, seviyorum Fransa'nın yarışları gibi. Bir nebze olsun. Zevkli izlediğim yarışlar oluyorlar. Tahminlerimiz tutsa daha seviniyoruz, daha mutlu oluyoruz, ayrı mesele ama handikap yarışlardır. Her zaman dediğimiz olmaz. Keşke olsa. Burada da kilo vermiş atlara öncelik tanıyacağız. 1650 metre çimde. Kalitede kalmış, kilosu müsait, totosu müsait at arıyorum şu an için. Atlar da birbirlerine yakın çıkmışlar. Hani burada bir şey konuşmak da çok zor. Şimdi yine kazanç bölgesinin atlarını verecekler. Yani zorlanıyorum arkadaşlar at bulmakta. 7 nolu at. Dördüncükleri var. Tabelaya yakın bitiriyor. 51 kalite puanında. En azından aşağıda aradığım hafif kilolu atlardan bir tanesi ki benim yarışta favorim olur. Bu öyle atları öneririm. Devamlı olarak önerdim zaten. Son yarışını kazanmış 9 nolu at. Yazılması gereken atlardan biri olarak karşıma çıkıyor. Ve artık kaliteli atlara geliyorum. Grubun en azından kaliteli atları. 3 ve 5 nolu at. Aynı şekilde 9'la beraber yazılması gereken atlar arkadaşlar. Yarış gelebilir. Büyük bir ihtimal yarışın favorisi herhalde 6 nolu at. Şimdi bakıyorum. Evet, yarışın favorisi 6 nolu at arkadaşlar. Kalitesini düşürmemiş. Bu gruba hala gücü yeter. 2 yarış kazanmış. Bizim de önereceğimiz Zepurta'nın atı öneririm. Grubun içinde olur. 2 nolu at 3 yaşında dezavantaj, kilo almış olması gerekir. 2 yarışıyla buraya geliyor. Kazanç bölgesinin birinci atı. Ben tabelada beklerim, ben bu atı birinciliğe değil, bilginiz olsun. Sonra 5, 4 ve 9 nolu atları veriyorlar ki 5, 9 var. 4 nolu at. 4 nolu at kalite puanı yine 68'de, 6.'lıkları var. Yakın 6.'lık yaptıysa bu at, bu yarışta söz sahibi olur diğer atlar gibi, yazdığım, çizdiğim diğer atlar gibi arkadaşlar. Çok at verdin diyeceksiniz ama böyle arkadaşlar yani. 11'i veriyorlar, 7-3, 7'yi vermişiz, 3'ü vermişiz, 10 nolu atı veriyorlar. Onlarda bir şey göremedim ben şahsen. Tekrar toparlayacak olursam, kalite puanı olarak 51'de kalan 7 nolu at, tabelası iyi olan at benim favori atımdır. 9, 5, 3 nolu atlar, özellikle 3 ve 5 kalitede kaldılar, yazılması gereken atlar. Sonra 9 ve 6 nolu atlar favori plasanesindeler. Sürprizde de, sürpriz seven arkadaşlar da grubun kaliteli atı 4 nolu atı ya, ekleyin arkadaşlar. Bence ganyanlı gelir bu at. Yarın çok fazla tutulmaz tutulosundan dolayı. 4 nolu at kazanma ihtimali olan atlar. Seçimi size bırakıyorum. Bugünlük de bu kadar olsun. Akşam yarışlarında çalışacağım. Onları da göndereceğim arkadaşlar. Abone olmayı, beğenmeyi unutmayın. Bu arada beğenmeyen arkadaşlar da var. Teşekkür ediyorum onlara da. Onlar olacak. Onlar olmazsa olmaz. Biz açığız. Yorumlara da açığız. Küfür, hakaret olmadığı sürece sıkıntı yok. İstediğinizi yazabilirsiniz. Kendinize iyi bakın diyorum. Sağlıcakla kalın, sevgiyle kalın. Hoşça kalın.